Ne oldu ya? Neye bakıyorsunuz? Arzu Hanım seni ana binaya çağırdı abi. Ne diye? Toplantı vardı ya, bayağı da aradık seni aslında ama. Ya hiç duymadım ki ben. Ulan Ozan ya. Ya neyse, mesai bitiminde gideriz, tamam. Çok sinirliydi abi, hemen gelsin dedi. Hatta herkes şahit, biraz şey yaptı. Ne yaptın? Sinirlenip bağırıp çağırmaya başladı abi adını zikrederek. İyi ki o esnada gelmedim. Vallahi sen de alttan almazdın, kıyamet kopardı. Abi bir saniye dur abi. Abi bir saniye abi. Abi bir saniye. Gerçekten konuşmayacak mısın benimle? Ne oldu? Karar verdin mi? Neyi? Hala neyi diyor ya? Bu çocukla bir derdin mi var? Yoksa gerçekten kalpsiz misin? Mehmet Usta! Mehmet Usta! Ya sen... Sen nasıl olur da çalışanların karşısında beni küçük düşürürsün ya, ha? Aa, bu adam için mi bana o kadar kırıcı laflar söyledin? Ya sen kim oluyorsun da benimle böyle konuşma cesareti buluyorsun, ha? Hayırdır ya, sen kimsin ki ben sana böyle konuşamayacağım, ha? Ben bu şirketin patronuyum. Sen de benim çalışanımsın. Daha dün bir, bugün iki hemen patron olmuşsun, öyle mi? Senin karnını ben doyuruyorum. Senin maaşını ben veriyorum. Demek ki patronun benim. Sen onu yanlış anlamışsın. Sen onu çok yanlış anlamışsın. Benim rızkım senin iki dudağının arasında değil, tamam mı? Benim rızkım Allah'tan. Burada karnın doymaz, gider başka yerde doyururum karnımı ben. Merak etme sen. Tamam. O zaman git karnını başka yerde doyur. Kovuldun. Sen beni kovamazsın. Ben işi bırakıyorum, ben. Arzu Hanım. Mehmet, ne oluyor oğlum, ne bu surat? Bıraktım işi. Hadi eyvallah. Neden bakıyorsun bana öyle? Kış geldi. Yazın sürgünlerini bir fırtınaya feda ettin. Tamam, lütfen artık bu konuyu kapatabilir miyiz? Mehmet diye biri yok artık hayatımızda. Yok, daha bitmedi. Fırtına sürgünlerini alıp götürse de kök hala bizde. Kökleri kesip atacak mısın, atmayacak mısın? Bir düşün, emi kardeşim. Bakın, Mehmet benim canım, kanım, kardeşim. Buradaki gördüğünüz her şeyde, her yerde hepimizden çok onun emeği, alın teri var. Eğer o bu kapıdan çıkıp gittiyse ne benim, ne ailem için bu şirketin, bu binanın, bu fabrikanın 5 kuruşluk dahi değeri yok. Mehmet yoksa ben de yok. Arası da buldu, yerin dibine batsın. Ozan Bey! Ozan Bey! Nazlı? Ozan Bey... Haklısınız. Hem de çok. Yani bu işi telafi etmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor. Haklısın mı dediniz? Haklı mıyım? Gizem Hanım bana hak mı verdi? Evet, haklısınız dedim. Hayret. Neyse, kavga mı edeceğiz yoksa Mehmet Bey'in işe geri dönmesi için bir yol mu üreteceğiz?
Kardeşim bak baştan söyleyeyim. Sakın bugün bu iş mevzusundan bir de olanlardan konu açma. Bak hiçbir kuvvet bir daha beni o kadınla aynı çatı altında tutamaz. Bitti. Tamam tamam. Oğlum bir sakin ol. Daha yeni geldik oturduk ya bir bismillah. O tavırlar o hareketler ya. Kan beynime sıçradı ya. Ben hayatımda bugüne kadar kimseye böyle muamele etmedim. Böyle muamele de görmedim ya. Bu nedir böyle ya? Bu neyin kibri, neyin afrası tafrası ya? Mehmet Bey. Kardeşim, kusura bakma. Yani bu konuşmaya dahil olmayacağını bildiğim için buna mecbur kaldım. Lütfen buyurun. Mehmet Bey, yaptığınızdan memnun musunuz? Arzu Hanım. Ya Allah sen, siz neyin peşindesiniz ya? Hı? Siz kendinizi kaftanın tepesinde mi sanıyorsunuz? Sizin bu afranız, tafranız bana sökmez. Hemen cevap veriyorum. Evet, kaftanın tepesindeyim. Afram da tafram da bu yüzden. Arkadaşlar, tamam ya. Bırakın bu konuşmaları. Buraya kavgaya değil, barışmaya geldik ama değil mi? Hayır efendim. Hani ne var yani Mehmet Bey'de bir adım gelse anlamıyorum. Biz kalktık geldik ayağına kadar. Biraz cesaret verse, bir nefes aldırsa. Ama çok zevkli değil mi? Benim gibi birinden her gün özür almıyorsunuzdur herhalde. Ben de her gün sizin gibi kaba bir kadınla tanışmıyorum. Hatta genel olarak kadınlarla pek iletişim kurabildiğim söylenemez. İyi. Bundan sonra benimle bir başlangıç yapar öğrenirsiniz. Şimdi Rabbim. Bütün bu ağaçları, insanları, böcekleri, çiçekleri. Yani tabiatın bir dengesi vardır. Ve bu denge bozulduğunda ne olur? Ne olur? Dünya dönmez olur. Yani kısacası. Mikrokozmoz, makrokozmozdan bahsediyorsunuz herhalde. Aynen, mikro, makro, neyse işte sonuç olarak bizim köydeki dengelerin bozulması. İtalya Riviera'sından bahsediyorsunuz herhalde. Genova falan. Şey tabii canım, bizim İtalya'daki köyde şöyle olur. Böyle genelde. Gizem Hanım, bence siz daha açık bir dille anlatın. Malum aramızda anlamı kıtlığı olanlar var da. Allah Allah. Bak böyle şekil şemal konuşmaya devam edecekseniz kalkıp gideceğim ha. Ya bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Batmakta olan bir gemideyiz. Dördümüz. Ve bu geminin yüzmesini istiyoruz değil mi? Tabii ki. Hı. Batsın diye çalışacak değiliz herhalde, tabii. Bugüne kadar gemiyi yüzdürmek konusunda pek başarılı olduğunuz söylenemez ama. Arzu Hanım, istirham ediyorum, istirham. Bunun için de el birliğiyle, ahenk içinde çalışmak zorundayız. Birbirimize alışmak zorundayız. Kalbimizi kırmayalım. Güzel güzel çalışalım. Gemimiz yüzsün. Evet, ben de bundan bahsediyorum. Disiplin. Ay disiplin kadar. Aa, yeter ama artık. Ya asıl sana yeter ya. Ya neyi ima etmeye çalışıyorsun Allah aşkına ya? Ya arkadaşlar tamam tamam sakin lütfen. Hadi oturun yerlerinize. Siz baya baya birbirinize benziyorsunuz zaten. Gizem Hanım'ın dediği gibi müthiş bir uyum içinde çalışacaksınız. Belli oluyor. Vallahi. Ya hadi ya devam edelim hadi.